Peki arkadaşlar, şimdiye kadar üzerine durduğumuz konuları şöyle hızlıca başlıklar halinde hatırlarsak, bilim hakkında konuştuk, değil mi? Felsefe hakkında konuştuk. Şimdi bilim tarihi ve felsefesindeki tarih, bilim tarihi ve bilim felsefesi üzerine konuşacağız. Bunlar nasıl ortaya çıktı, niye ortaya çıktı, bunların amacı ne, anlamı ne? Tabii çok ayrıntılara girmeyeceğiz. Genel yapıyı oluşturacağız. Özellikle derslere düzenli katılan arkadaşlar bunları tekrar ederlerse, yani bunlar üzerine düşünürlerse anlamında söylüyorum. Meseleyi bir bütün olarak kavrama noktasında daha rahat ederler. Şimdi bilim tarihi ve bilim felsefesindeki bilimin ne olduğunu artık biliyoruz. Değil mi? Orada bilimden ne kastediliyor? Bu klasik dönemdeki, modern dönemdeki anlamı, gösterimlerinin farklılığı, bunların içeriği üzerine konuştuk. Konuşacağız da. Felsefe derken de artık ne anlayacağız? Klasik dönemdeki felsefe, o felsefenin üçlü anlamı, bunların üzerinde de konuşmuş olduk. Şimdi tarih kelimesi üzerine biraz konuşmamız lazım. Tarih nedir? Özellikle bilim tarihine, ya bilimin yanına eklenen tarih ve felsefenin yanına eklenen tarih ne anlama geliyor? Bilim tarihi derken ne kastediyoruz yani? Onun üzerine konuşmamız lazım. Şimdi tabii tarih, ne diyelim, hissiyatı çok eski bir hissiyat. Yani ilk yazılı kaynaklara kadar geri gittiğimizde, değil mi? İnsanlar kendilerinden önce olup biteni bir şekilde ya hafızayla, hafıza aktarımıyla ya da belirli yazılı kaynaklarla biliyorlar, paylaşıyorlar. Akabinde işte özellikle Akdeniz dünyasında tarih dediğimiz literatür üretiliyor. Ama bu tarih aslında histori kelimesi, historia, araştırma demek. Ve teoriyanın karşısında konumlanan bir kavram aslında. Teoria, historia. Historia, historia esas itibariyle bir tür peşinden giderek, arkasından koşarak, yoklayarak, teftiş ederek araştırma demektir. Historia. Fakat bu araştırma biraz karınca araştırması gibidir. Yani karıncanın malzemeyi bulup getirip yuvasına yığması, herhangi bir işlemden geçirmeden yuvasına yığması anlamına gelir. Hani bu Bacon'ın meşhur örneği var ya, bilim insanlarını tasnif ederken üçe ayırıyor. Karınca bilim adamı, örümcek bilim adamı, arı bilim adamı. Biliyorsunuz değil mi bunu? İşte nedir? Karınca ne yapar? Malzemeyi toplar, işlemeden getirir, yığar. Buna işte saf empirik gibi bakabilirsiniz. Örümcek bilim adamı saf teorisyen. Şey örer, ağ örer devamlı. Sinek gelecek de takılacak da bilmem ne. Bir de karınca, arı bilim adamı var. Arı ne yapar? Gider özleri toplar, yutar, bala çevirir, işlemden geçirir ve der. Şimdi historia esas itibariyle yani çiçekleri toplamak. Özellikle modern dönemde çabuk. Modern dönemde natural history diye bir tabir var değil mi? Natural history. Ne demek natural history? Ha, şimdi bunu doğa tarihi diye çeviriyorlar ama bu doğa araştırmaları aslında. Yani işte börtü böceği toplamak, koleksiyonerlik gibi anlamında. İşte onların temel özelliklerini vermek. Ama bir de natural science var değil mi? Bak birbirinden farklı. Natural science. Artık burada o işte doğal olgu olayların doğadaki nedenler hiyerarşi içerisindeki yerini vermek, onu teorik olarak açıklamak. Bir de ne var? Natural philosophy. Bunlar birbirinden farklı dikkat ederseniz. Doğa felsefesi özellikle matematiksel fizikten önceki teorik fiziğe daha çok bugün değil mi doğa felsefesi adını veriyorlar. İşte Aristoteles'in fizikası, İbn Sina'nın Esma Tabiisi gibi. Ha, onun için bu historia kelimesi, teoria kelimesinin bir tür her zaman zıddı değil, bazen tamamlayıcısı da bir olarak kullanılmış.
Teoriyanın ne olduğunu sabahki derste uzun uzun anlattık. Yani nazarın ne olduğunu anlattık. Eşyanın, olgu olayların akılla içine girip kurucu unsurlarını tespit etmek, bu kurucu unsurlar arasındaki nedensel ilişkileri kurmak ve bunu ilimle, bilgiye dönüştürerek o nesneyi, o olgu olayı yeniden inşa etmek anlamında olduğunu söylemiştik. Tamam. Peki bu şeyle, tarihle ne alakası var? Aslında tarih de bir tür tekil olayların derlenmesine dönüşüyor. O şekilde düşün. Yani çünkü klasik gelenekte neydi hatırlayın? Nasıl tanımlamıştık bilimi? Gerçeklik kürelindeki olgu olayların ilişkiselliğinin ürettiği kurallılığı empirik verilerine temsil edip onu modern dönemde matematikte, klasik dönemde mantıkla ifade ediyorduk değil mi? Şimdi soru şu. Tarihsel olgu olayların ilişkiselliğinin ürettiği bir kurallılık var mı? Çünkü bir yerde kurallılık yoksa orada ilim olmaz. Çünkü yasa değil mi? Formül, yani bir pattern, bir örüntü, bir şey bulamazsın, bir devir bulamazsın. Her tarihi olay tekil olarak varlığa geliyor. Dolayısıyla biz onları biliyoruz ama ne alıyoruz onu? İbret alıyoruz. Tarih ibret içindir değil mi? Klasik gelenekte tarihi kayıtlar, vakanüvislik biraz buna benzer. Ama tarihi bir bilime dönüştürmek demek aslında o kurallılığı tespit etmek. Önce o kuralının var olduğunu kabul etmek, sonra onu tespit etmek, sonra onu göstermek gerekiyor. Bir tür yine bir teşbih, benzetme yaparsak tarihteki olgu olayların da nedenler hiyerarşi içerisinde cereyan ettiğini iddia etmeniz lazım. Ve bunu göstermeniz lazım. İddia etmez. O açıdan mesela diyelim ki Aristoteles için, İbn Sina için, yani o ana merkez deki felsefi bilim sistemleri için tarih hiçbir zaman bilim değil. Bu anlamıyla bilim değil. Çünkü nedenleri yarışı gösterilemiyor. Belli bir kurallılığı yok. Tekilliklerden oluşmuş. Değil mi? Bir yapı. Biz onu aktarıyoruz ama işte oradan ibret alıyoruz filan falan. Bu şu anlama gelir gençler. Tarihin bir logosu var mı? Çünkü bir şeyi bilmek logosunu bilmektir. Yani orada o logos neydi? Onun sureti, onun formu, değil mi? Power'ı. Yani olup biten her şey. Yani seni biliyorum çünkü senin bir formun var, bir logosun var. Nedir o? Fasıl. O sende fasıl olarak ortaya çıkıyor. Düşünen canlı. Senin tüm diğer fonksiyonların, o formun, hatırlayın, o suretin fonksiyonlarıydı. Oradaki power, güç olarak. Değil mi? Tarihteki olgu olayların böyle bir rasyonelitesi var mı? Yani arkadaşlar, bir şeyi bilmek o şeyi makul hale çevirmektir, akledilir hale çevirmektir. Akledilir hale çevirmek için oradaki akledileri bulmaktır. Yani orada bir akledilirlik yoksa, makuliyet yoksa, makul yoksa sen onu makule çeviremezsin. Makul yani logos demek yani, akıl. Yani biz aslında olgu olayları bilirken o olgu olayları içerisindeki makul olanı alıp zihnimizde inşa ediyoruz. Mahiyet yani. Yani logos, yani suret, form, değil mi? Yani haddi tam, yani illet, bunların hepsi bir itibar farklı, hakikat aynı şeyi işaret ediyorlar. İtibarlar açısından sabahki derste uzun uzun anlattık bunu. Şimdi tarihin bir logosu var mı? Tarihte bir akıl var mı yani? Bunu şey yapmanız lazım sizin, önce ortaya koymanız lazım. Bunu da ilk defa ortaya koyan İbn Haldun'dur. Ondan önce zaten bunun çok bilincinde bir adam. Yani yaptığı şeyin bilincinde. Dolayısıyla tarihteki, yani açıkça bunu söylüyor. Doğada, tabiatta nasıl bir sünnetullah varsa, tarihte de bir sünnetullah var. Orada da olgu olayların tekilliklerinin arkasında o tekillikleri belirleyen formlar var. Ama bu formlar tabii ki felsefi anlamda türsel tözler değil. İbn Haldun türsel tözleri kabul etmez. Onun için çok iyi bir Gazzalicidir. Gazzali en iyi anlayan adamdır İbn Haldun. Filozofların, yani meşyai geleneğin, özellikle İbn Sina üzerinden formüle edilen türsel töz anlayışını kabul etmez. Ne demek türsel töz? Şimdi ne demiştik hatırlayın, hemen hızlıca geçiyorum. İşte ateş yanıyor, olgusal önerme. Bu ateş yanıyoru
teorik önermeye çeviriyoruz. Nasıl yandığını açıklıyoruz değil mi? Bu scientific önerme. Sonra bunun arkasındaki metafizik yapıyı inşa ediyoruz. Sonra bu metafizik yapıyla Tanrı arasındaki irtibatı kuruyoruz. Bunu kurmak için de türsel tözler dediğimiz bir sistem geliştiriyorlar. Anlaşıldı mı sistem? Yani olgusal, bilimsel, metafizik, bu da ilahi olanla bir bağlantı kuracaksın. Şimdi olgusal açık, ateş yanıyor. Ateş şu şekilde yanıyor. Şundan dolayı, niçin? Bu olayın kendisi. Bu nasılı, bu niçini, bir de bunun ilahi olan yapıyla irtibatı. Burada bir mekanizma geliştiriyor Beşşai filozoflar. Gazali onu kabul etmiyor. Yani bu empirik verilere bağlı bir çıkarımsama değil. Sizin bir tür kurgunuz, böyle bir şey yok diyor. Gazali bunu çok iyi görmüş. Gazali bunu aynen bu şekilde düşünüyor. Çok şiddetli de eleştiriyor Meşrai felsefenin bu yaklaşımına. Dolayısıyla evrende bir sünnetullah var. Sünnetullah dediğimiz yani şurası. Ama bunun mahiyetini bilmiyoruz. Biz sadece evrenin kendisini bize fenomenal sunuşunu biliyoruz. Ve oradan metafizik teoriler, bilimsel teoriler kuruyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Gazali'nin iddia ettiği şu, bu fizikteki sünnetullah, yani kainattaki, alemdeki sünnetullah toplumda da devam ediyor. Yani toplum, yani hayat, tabiatın üzerinde onun bir devamı, fakat farklılaşmış bir devamı. Dolayısıyla biz bu doğadaki olgu olayların arkasındaki örüntüleri, tekrarları, periyotları, süreçleri tespit edip bunları kanunlaştırabiliriz. Havadis belli bir ahvale sahiptir. Bu ahvalin de kavanini mümkündür. Bu da bir yönteme göredir. Bu İbn Adun'un sıralaması. Havadis dediğimiz olgu olaylar. Bu havadis belli bir zaman ve zemindedir. Değil mi? Belli bir nedensel ilişki içerisinde cereyan eder. Ondan sonra insan tarafından idrake, o altı madde yazmıştık daha önceleri. Şimdi öyleyse biz bu tarihteki olgu olayları bilgiye dönüştürebiliriz. Havadis, olgu olay. Onların halleri var. Yani o hal kendini bana sunuş tarzları var. O hallerin kanunları tespit edilebilir. Bak şimdi örnek vereceğim. Onun verdiği bir örneği. Ve bu kanunlar yasalar da bilgi tarafından idrak edilir. Örnek, şimdi bak. Diyor ki İbn Haldun, insanlar, tarihe baktığımız devletler var diyor işte. Ne bileyim ben, Babil devleti var, işte Akatlar var, işte ne bileyim İskender İmparatorluğu var, Ahamenitler var, işte ne bileyim Bizans var, Selçuk var, şu var. Tabii o dönemde Selçuklar vardı tabii İbn Sina'da. Şimdi biz diyor tek devlet, tek tek devletlere yönelirsek tekilliklerden başka bir şey göremeyiz. Değil mi? Birbirinden farklılar. Ama insanın devlet kurma eylemini, etkinliğinin bir ifadesi olarak bunları görürsek, değil mi? Biz burada şey kuruyoruz. Ama bu bir klasik metafiziğin iddia ettiği gibi bir power anlamında form değil, bir özsel bir yapı değil bu. Mesela ekonomi, ya her yerde tarım toplumu var, toplayıcılık var, hayvancılık var filan, ama bir insanın ekonomi üretme etkinliği var ve bu ekonomi üretme etkinliği belirli coğrafi şartlar, topografya, şu bu şekilde bir şey ortaya çıkıyor. Bunların kendi arasındaki ilişkileri var. Dolayısıyla bunlar tabii yani şöyle klasik gelenekte hatırlarsanız herhangi bir nesnenin o makul tarafı aynı zamanda onun tabıydı değil mi? Tabı, doğası. Tarihsel olgu olaylarında doğası var diyor. Tabai. Bir şeyin tabı varsa o illetler hiyerarşisi içerisinde tertip edilebilir, dizilebilir. Ve biz bu illetleri içindeki yerini ve niçin orada olduğunu klasik bilme teorisine göre kurgularsak tarihte bir bilim haline dönüşür diyor. Ve dikkat edin, Şii de büyük oranda mukaddimeyi de bu çerçevede kuruyor. Hocam burada doğa derken önceki sistemde hani göksel... Yok değil. Öyle bakmıyorlar. O tabii tamamen Tanrı'ya bağlı her şey. Onun yani şöyle, o doğa derken kastettiği orada o olgu olayı mümkün kılan belirli özellikler var.
Onu o anlamda söylüyor. Yani kelamcı gibi bakıyor olaya biraz. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi tabii tarih bilimi, tarih felsefesi meseleleri uzun, onlara girmeyeceğim ama bu bir kere kurulduktan sonra tabii öyle İbn Haldun'da kalmıyor milletin zannettiği gibi. İşte kafiyeci El-Mukaddime ile ilmi tarih diye, tarih bilimine giriş diye bir kitap yazıyor. Artık ilim olmuş, ilmi tarih. Şeyde, tasnif ürünlerde yer buluyor. Hatta bunun için bir savunu kitabı da var biliyorsunuz. Ya tarih bilim midir kardeşim? Diyenlere karşı Sahavi diye bir adlı alim, Şii'nin çağdaşı, kafiyecinin oturup redçe yazıyor, müdafaa. Tarihin bilim olduğuna dair. Yani bu mesele bir tercih meselesi değil. O dönemdeki felsefe bilim teorisi açısından tarihin epistemolojisi inşa edilebilir mi? Bunu göstermeye çalışıyor canım mesele. Tabii bir şeyin epistemolojisini kurabilmek için onun da bir nesne alanını göstermeniz lazım. Öyle kolay bir iş değil. Tarihin bir logosun olduğunu göstermeniz lazım yani. Ve bu bir şekilde oluşuyor. Modern dönemde ise özellikle tabii dediğim gibi biz konumuz çerçevesinde anlatıyoruz. Bilim tarihindeki tarih kelimesini, anlamını yakalamaya çalışıyoruz. Tarih biliminin ortaya çıkması, tarih felsefesinin ortaya çıkması, bunlar biraz işte şeylerle alakalıdır. Zaman anlayışıyla alakalı, özellikle İbrahimi geleneklerle, Hristiyanlığın dünya ve insan anlayışıyla alakalı, ondan sonra Augustinus'un bu konuyla ilgili çalışmaları malum. Sonra Avrupa'nın işte nedir? Erken ticari kapitalizm, Rönesans, reform, değil mi? Coğrafi işgaller, ondan sonra modern bilimin ortaya çıkması filan. Ta şeye geliyorsun. Voltaire ilk defa yanlış hatırlamıyorsam tarih felsefesi tabirini kullanan kişi. Voltaire dediğinde daha dünkü çocuk yani adam. Fransız devrimi ne kadar uzun yaşamış bir adam. 90 yıl yaşadı değil mi? Uzun bir yaşamış bir adam. Onun mantığı ayrı, o tarih felsefesinin konusu. Ama bir kere bu oluşuyor. Fakat tarih kavramının ortaya çıkmasının ve merkezileşmesinin ve nedeni klasik gelenekte İnsanın anlamı geleceğe göre tanımlanan bir yapıya sahip. Ne demek? Şu demek, yani insan yeryüzünde yaşıyor, ölecek, bir huzura gidip hesap verecek. Bir me'at var, bir ba's var, bir de hesap var. Değil mi? O süreci biliyorsunuz hepiniz. Dolayısıyla insanın tanımı sadece yeryüzünde işgal ettiği mekanla ve zamanla değil, o zaman çünkü şöyle bir zaman değil. Yani şurada başladı, şurada bitti. Sıfır, bir noktası değil. Bunun bir mebde tarafı var, bir mead tarafı var. Mebde, mead. Bu mebde de Tanrı ile irtibatlı. Mead da Tanrı ile irtibatlı. Yani ancak ona dönüp dolaşıp ona varırsınız değil mi? Yani biz İslam kültüründe bunu biliyorsunuz yani. Şimdi mebde köken, insanın kökeni Tanrı ile alakalı yine. Şimdi süreç içerisinde bunlara uzun uzun girmeyeceğim ama bu gidiyor. Böyle bir şey yok. Bu da özellikle evrim teorisi ve akabinde gelişen felsefe sistemlerine gidiyor. Kaldık 0-1 aralığında insan. Değil mi? Üstelik bu 0-1 aralığında insan 0-1 aralığı bir sahne olarak görürsen bunu, bu sahnenin hakikatini de bilmekten aciz. Değil mi? Bunun hakikatini bilemiyor. Ama daha büyük bir rol veriyorlar. Bu sahneyi kuruyor. Madem sahneyi bilemiyorum, kurarım onu diyor. Fail hale geliyor insan, değil mi? Mutlak özne, Kant ve sonrasında. Hakikati bilemiyorsam başlarım ben o hakikati, bırak onu, bırakıyor onu. Ama diyor ki bu sahneyi ben kuruyorum, değil mi? İnşa ediyorum.
Benim sahnem bu. Ben failim. Dolayısıyla Tanrı'ya da şuna buna da ihtiyacım yok. Zaten hala onun ceremesini çekiyoruz. Heh. Şimdi burada tabii bir sorun çıkıyor ortaya. Peki insanın bu sahnedeki varlığına ve bu sahneye tutunmasına gerekçe olabilecek bir anlam verebilir miyiz? Anlamı nerede bulacağız? Yani öldükten sonra yok. Börtü böcek olacaksın ya yani. Değil mi? Ondan sonra bir yerden de gelmiyorsun, bir yere gitmiyorsun. Bu aradasın. 0-1 aralığındasın. Hı? Kapalı bir sahne bu. Bu sahnede ben failim güzel de yani neticede hiçleneceğim. Toprağa karışacağım. Şimdi buradaki mesele beden değil ki. Bedenin çürüsün. O ben dediğin, inşa ettiğin kendilik, o self ne olacak? Değil mi? İnsanın hiçlenme korkusu. Bugün için farklı anlamları var ama o dönemde bu tartışılıyor biliyorsunuz. Bir sürü intihar olayı var. Yazarlar, şairler, nihilizm falan ortaya çıkıyor. Şimdi buna özellikle Alman romantizmi bir cevap üretiyor değil mi? Kant'ın bıraktığı yerden Herder değil mi? İşte Schopenhauer başka bir şey üretiyor. Schelling, Fichte'ler falan. Onun için önemli. Hegel'le bu zirveye çıkıyor. Sonra devam ediyor. Nedir o? Anlamı biz geçmişte, gelecekte yoksa geçmişte bulabiliriz. Ne demek geçmişten kastettiği 0-1 aralığında benim hem birey olarak hem de o birey olarak içinde bulunduğum milletin üzerinde yaşadığı toprakla girdiği ilişki neticesinde üretilen anlam, kültür. Kültür Almanca biliyorsun, kültür diyoruz da kültür. Kültür ne? Tarımla alakalı biliyorsun. Yani toprakla girdiğim ilişki. Tarımla insanı başlattıkları için dönemde. Dolayısıyla anlam geçmiştedir ama nasıl bir geçmişte? Benim ulus olarak, bakın ulusçuluk falan buradan çıkıyor. Yani daha doğrusu felsefi zemini bu. Benim ulus olarak o içinde yaşadığım toprak parçasıyla girdiğim ilişki. Ama klasik genellikle arkadaşlar toprak çok önemli değil ki. Ya. Türkleri düşünün. Toprak çok önemli bizde. Oradan gideriz, orayı alırız. Ya düşünün, Yemen'de Türkmen devleti var. Mesela oradaki Türkler şöyle mi diyorlar? Türkmen devleti, bildiğin Türkmen devleti var Yemen'de. Şöyle mi diyorlar onlar? Lan burası bizim vatanımız değil ki. Yok, biz orayı yönetiyorsak bizim vatanımız ne olacak yani? Libya'da Azaz, Şerefettin Karakuş devleti var 55 yıl. Libya'da. Hala onların soyu devam ediyor. Azazlar. Azaz, Arapça Oğuz'un çoğulu. Oğuzlar yani. Tabi Arapça konuşuyorlar. Gitmiş adam Şerefettin Karakuş, Selahattin Eyyubi'nin komutanı. Orada bir devlet kurmuş. Tabi kabileleri bir araya getirip devlet kurmak kolay değil. Yani her yerde devlet kurmuşuz. Bugünkü gibi bir vatan anlayışımız yok. Ele geçirdiğimiz yerler bizim vatanımız. Bu sadece bizim için değil, herkes için öyle. Yalnız Türkler kadar gezen yok herhalde. Çinler hep orada, İranlılar hep şimdi, orada. Niye? Sebep? Bu ilahi bir şey değil. Yani bizim bir tözsel bir yapımız var değil. Orta Asya bozkırlarında atına yedireceğin, hayvan yedireceğin 7 bitki var. Gittiğin yerlerde 2000 bitki var ondan. Çok verimsiz bölgedesin. Zamanında verimliymiş olabilir ama bitmiş yani. Maddeyi ihmal ederek manayı anlayamazsınız. Madde olmadan mana inkişaf etmez. Evet aklımız manadır ama bir bedenin içinde çalışıyor. Yani anlam manevi bir şeydir zaten. Anlamsal bir şeydir ama ses üzerinden, fizik üzerinden sana geliyor. Fizik olmadan, madde olmadan mana olmuyor arkadaşlar. En azından mekan zaman sahnesinde olmuyor. Yani biz, mesela Ötüken çok önemli bir yer. Tabii önemli. Çünkü Ötüken en iyi kaçıp sığınacağın coğrafya da ondan. İlahi bir yer olduğundan değil, uygun olduğundan bir değer kazanıyor. Televizyonda Ahmet Taşeroğlu Hoca'nın NTV'de mi yaptı onu? Çok güzel bir program var. Dinlemenizi tavsiye ederim. Ben dinledim onu. Orada bunların hepsini çünkü kitaplardan okumamış. Gitmiş oraları geziyor, görüyor. Ha. Gezmiş değil orada hala. Yani devamlı. Taşeroğlu. Ahmet çok ya Çince bilen bir hocamız aynı zamanda. Bunları anlatıyor. Ha.
Çünkü sen toprakla girerek, aslında anlattığımızı çok iyi özetliyor bu. Toprakla, yaşadığın topografyayla, coğrafyayla bir ilişkiye girerek kendini var kılıyorsun. Dolayısıyla insanın anlamı insanın tarihindedir. Onun için Eti Cengizsön diyor ki, tarih modernizmin metafiziğidir. Çünkü anlamı oradan buluyorsun. Eti Cengizsön biliyorsunuz bu Fransız yeni tomacı filozof. Yani bir tür anlam arayışıyla tarih çok alakalı ama dediğim gibi bizim konumuz değil. Şimdi peki bilimle ne alakası var? Niye bilim tarihi diye bir disiplin geliştirildi? Bunun üzerine durmamız lazım. Şimdi bir de tarihin ikinci bir anlamı var. Onu da söyleyeyim. O bilim tarihi ortaya çıkarken bizim işimize yarayacak. Şimdi şeyden başlayarak tabii hep Galile'den başlatılıyor ama bana sorarsanız öyle değil. Bu köklerini geriye doğru gittiğinde her yerde bulursun. Özellikle Regiomontanus, John Muller'den başlıyor bu işler. 1400 kaç onları 72 galiba. 76 yani o tarihlerde. Şöyle, İslam dünyasında çok matematik, astronomi kitabı tercüme ediyorlar ama anlamıyorlar çoğunu. Bu John Muller ya da Regiomontanus ilk defa meseleleri anlayan bir adam. Bunu anlama nedeni de Bizans'tan giden düşünürlerin, Trabzonlu George, ondan sonra neydi, bak şimdi hafıza gitti, aklıma gelince söylerim. Pek çok Bizanslı bilim adamı orada akademi açıyorlar İtalya'da filan. Oralarda yetişen bir adam. Yani doğrudan metinleri öğrenmiş. Ve onların üzerinden Yunanca okuyan filan bir adam. İşte akabinde malum işte İtalya Mekanik Matematik Okulu Bologna'da. Tartaglia, Cardano, Ferrari gibi insanlar. Galile oradan sonra çıkıyor ortaya. Yani Galile bunların sonucu. Akabinde malumunuz işte Descartes'lar, Huygens'lar, Hooke'lar, Newton'dan bir sisteme kavuşuyor bu. Ve bu bilme tarzı geliştiriyor. Yani modern bilme tarzı diyoruz ya, mekanik, işte empirik, mekanik, matematik bir bilme tarzı geliştiriyor. Fiziksel gerçekliği bu yöntem üzerinden idrak edebileceğimizi iddia ediyor. Burada bir sıkıntı yok. Ama bu yöntem, hani biriniz de dedik ya, bizim bir irademize ve ihtiyarımıza bağlı olmayan fiziksel dünya var, nesneler var. Bir de irade ve ihtiyarımızın ifadesi olan cisimli bir yapı var. Soru şu, Newton'un geliştirdiği, 1687'de yayınladığı Natura Philosophiae Principia Mathematica'daki yöntem, fiziksel gerçekliği bilgiye dönüştüren bir yöntem de, peki insani ve beşeri, toplumsal gerçekliğin bilgisini bu yöntemle elde edebilir miyiz? Tabii ki diyorlar. Değil mi? Bugün gündemde olmayan pek çok metin yazılıyor. Mesela Newtoncu devlet sistemi, Newtoncu ahlak falan filan, o yöntemi uygulamaya çalışıyorlar. Tabii biyolojiye, o biyoloji tabii ya. Biyoloji neticede yine bizim irademizin dışındaki nesneler. Ama düşün ahlak. Düşün değil mi? Devlet, toplum, tarih, edebiyat, şiir, bir sürü şey insanın ürettiği. Tabiat tamam da hayattaki nesneleri, o hayat gerçekliğini nasıl bileceksin? Bu biraz şey, Newton yaşarken biraz şeyden kopuyor. Adamın esas amacından. Ve Vico diye bir adam çıkıp diyor ki, bir dakika diyor, sen bir yeni bilim kurdun. Doğru, bu yeni bilime hiç itirazım yok. Bu yeni bilim, insanın irade ve ihtiyarından bağımsız olan varlığa gelmesi, insana borçlu olmayan nesnelerin bilgisini bana veriyor. Anladık. Peki, insanı veriyor mu bu sana? İnsan derken, tüm hayat nesnelerini. Mesela efsaneni ne yapacaksın? Şiiri ne yapacaksın? Değil mi? Devlet, hukuk, psikoloji, bir sürü şey var yani insan ürettiği. Bunları sen mekanik düşünebilir misin? Bunları matematikte düşünebilir misin? Yani o bilim tanımını bunlara uygulayabilir misin? Bundan ayrı bir yöntem olması lazım diyor. Nasıl ki klasik dönemde nazari ameli ayrımı yapılıp farklı, birbiriyle entegre ama farklı bir yapı kurulmuşsa, bir epistemoloji kurulmuşsa, bu epistemoloji farklı olmanın, nitekim Vico'nun iki önemli eseri var. Bir yöntem üzerine, yöntemler üzerine bir kitabı var. Bir de Nova Scientia'sı var. Bakın şimdi yöntem o dönemin önemli problemi. Ne demiştik? Bilim tarihindeki ve bilim felsefesindeki bilim yöntem demektir zaten.
Ve dikkat edin, modern felsefenin kurucusu dediğimiz isim, ana kitabı ne? Yöntem üzerine konuşma, Descartes. Yöntem çok önemli bir şey. Çünkü siz ürettiğiniz bilgiyi insanlarla paylaşılabilir kılabilmeniz için onu bir yöntem dahilinde vaz etmeniz lazım. Çünkü yöntem bilgiye rasyonelitesini veriyor. O rasyonelite de hepimiz arasındaki ortak rasyonelite. Başka türlü ona katılamam ben. Vico diyor ki ya bu yöntem meselesini sadece tek bir cihetten, tek bir açıdan ele almamak lazım. Onun üzerine bir kitap yazıyor. Nova Scientia da bir meydan okuma. Siz bir yeni bilim kurdunuz değil mi? Newton'un eseriyle tecessüm eden. Aslında başka bir yeni bilim. O da ne? İnsana ait olanı bilme tarzımız ne olacak? Bu çevrildi Türkçe'ye malumunuz. Bu kitapta okuyabilirsiniz. Dolayısıyla nasıl ki modern bilim dediğimiz doğa bilimlerinin prototipi, örneği fizik olmuşsa, bu Nova Scientia, yani insana, topluma ait bilimlerin örneği de tarih oldu. Tamam mı? Ve bu açıdan da tarih tırnak içerisinde anlayışı fizik anlayışın karşısına konumlanan bir alanı, yani bugün humanitas dediğimiz ya da insani, insan ve toplum bilimleri dediğimiz Alman romantiklerinin geistik dedikleri, yani manevi bilimler. Buradaki manevi dini anlamında değil sadece, yani insanın anlam değer dünyasına ilişkin bilimler. Fizik dünyaya ya da insan idrakinden bağımsız ve insan var olmasında insan iradesinin dahli olmayan nesnelerin, olgu olayların biliminin yanında bir de insanın değer dünyasının, anlam değer dünyasının ifadelendirildiği, cisimleştiği olgu olayların bilimi olması bakımından humanitas ayrı bir disiplindir dendi. Tamam. Şimdi bilim tarihi de tam burada ortaya çıkıyor. Şimdi önce bilim felsefesi üzerine biraz konuşalım. Sonra bilim tarihi biraz uzun çünkü. Şimdi bilim felsefesi, yani hani dedik ya, felsefe külliliğiyle alakalı değil bu artık. Bilim var, felsefesi var. Matematik var, felsefesi vardaki felsefeyi kastediyoruz artık. Bunları lütfen kafanızda tutun. Şimdi bilimin niye felsefesi olsun? Çünkü bilim diye bir şey yok. Bilimler var. Değil mi? Matematiğin felsefesi, fiziğin felsefesi, tamam da bilim felsefesi ne demek? O aslında şu demek. Herhangi bir, anlattık onu da, herhangi bir gerçeklik küresi hakkındaki bir yöntem dahilinde elde ettiğim bilgi artık bilimsel bilgidir. Dolayısıyla bu yönteme bağlı olarak elde ettiğim scientific knowledge, yani bilimsel bilginin felsefesini yapmam lazım. Niye bunun felsefesini yapacağım? En önemli şey burada, pek çok önerme kullanıyoruz. Hangi tür önermeler bilimsel önermelerdir, hangi tür önermeler bilimsel değildir iyi tespit etmemiz lazım. Bir tür bir ölçüde ihtiyacım var. Dolayısıyla bilim felsefesi bana, çünkü bilimler bunu tek tek yapamayacaklarına göre, bilim felsefesi bana bilimsel bilgi dediğim önermenin türünün ne olduğunu ve bu önermenin yapısını, parçalarını anlatacak, verecek bir ölçüt sağlayacak. Tabii bilimin, bahsetmiştik, aletlerle olan irtibatı değil mi? Bilimin matematiksel ifadesi, bunların hepsi bunun konusu olacak. Ve bilimi psikolojik bir yapıya da indirgemeyeceksin. Bilimi saf bir deneyim, saf bir deney çerçevesi içerisinde bilim adamıyla nesne arasındaki ilişkiyi indirirsen de o da psikolojik bir yapı olur. Yani senin deneyiminle benim deneyimim farklı olabilir yani, değil mi? Bu psikolojik önermelerden farkını da göstereceksin bunun. Dolayısıyla ne tür önermeler bilimseldir, ne tür önermeler bilimsel değildir. Ve bu neyi doğuracak? Demarcation dediğimiz bilimde sınır problemi. Yani bilimsel önermelerin sınırı nedir? Çünkü astroloji çıkıp diyecek ki ben de bilimim, değil mi? Efendim işte Marksist teori çıkacak diyecek ki ben de bilimim. Ya da Freud çıkacak diyecek ki ben psikanaliz bilim yapıyorum. Yani herkes belli bir yönteme bağlı olarak bilim olduğunu iddia edebilir. Benim de bir yöntemim var. İyi de bunun sınırı nedir? Yani astroloji niye bilim değil?
Şimdi yani işte nedir? So-called science, sözde bilimler, junk science var. Junk science hani var ya, junk mailler gibi değil mi? Böyle şeyler var. Ondan sonra pseudoscience. Böyle tabirler var biliyorsun İngilizce'de. Yani dolayısıyla bilimsel bilgi ile bilimsel olmayan bilgi nedir? Dolayısıyla bilim yönteminin sınırları nelerdir? İşte biri çıkıp diyecek ki efendim tüme varıma dayalı, empirik ve matematikleştiren şey bilgidir. Bir diyecek ki ya bu tüme varımı temellendiremiyoruz değil mi? Bunun başka varyantlarına bakalım diyecek. İşte biri için yanlışlama yöntemi diyecek. Öbürü çıkacak diyecek ki ya belli bir kamusal ya da belli bir bilim insanı grubunun uzlaşımı diyecek. Pek çok teori geliştirecek. Başka biri çıkacak diyecek ki ya siz bilimi toplumsal gerçeklikten yaratılmış bir şekilde böyle meta hysterik, ahysterik bir şey zannediyorsunuz. Halbuki bilim en nihayetinde bir toplum içerisinde üretiliyor. Belirli politik, ekonomik, siyasi değerlerle bağlantılı falan diyecek değil mi? Bilimin sosyolojisini yapacak. Bilim adamının psikolojik unsurları da burada çok önemli diyecek. Tesadüfler falan. Dolayısıyla bunlar üzerine uzun uzun konuşacağız tabii bilim tarihi ve felsefe derken. Ama neticede ortaya bir bilimsel önermelerin yapısının dışında bilimsel önermelerin sınırı meselesi çıkacak ve buradan da işte bilim felsefi dediğimiz bir disiplin doğacak. Tabii bunun doğması için bilim kavramının doğması lazım. Hep söylüyorum sözcükler, kavramlar canlı gibidirler. Onların da doğduğu zamanlar var değil mi? Büyüyorlar, gelişiyorlar, anlamları bazen farklılaşıyor. İlk konulduğunda mesela diyeyim ki ateizm kelimesi ilk konulduğunda anlamı doğa bilimine Tanrı'yı karıştırmamaktı. Sonra Tanrı tanımaza dönüştü mesela bak. Klasik mesela objektif olan objektif insanın kendisine ait bilgiydi. Subjektif doğaya ait bilgiydi. Tam sonra tersine döndü. Subjektif bilgi bana ait. Kendi objektif ise doğaya ait oldu. Yani kavramlar öyle vaz edildiği gibi kullanılmıyor. Yani işte kafir, çiftçi ama sonra hakikati örten anlamında değil mi? Belli bir terim değeri kazanıyor. Bilim kelimesi bir de bir kavramın kurumsal kimliği var tabii. Ben onu diyelim ki vaz ettim. Belirli bir uzman bana katılan insanlar tarafından kullanıldı ama kuruma dönüşmedi. O da ayrı bir şey. Yani bilimin kurumsallaşması arkadaşlar çok ilginçtir. Çünkü eski kurumlarınız var sizin. Değil mi? Yani hemen o kurumları terk edemiyorsunuz ki toplum hayatı öyle ilerlemiyor. Düşünün bakın modern bilim tırnak içerisinde Avrupa üniversitelerine 1800'e kadar öyle çok rahat giremedi yani. Kilisenin kontrolünde çünkü. Değil mi? Hatta Newton adam yeni bir kalkülüs icat etmiş. Ne oluyor? Kedi ha. Bırakın kediyi. O dinlese o konu ağır geldi. Başı karıştı, kafası karıştı. Newton prensibini yayınladığında ya da kalkülüsü icat ettiğinde ya da şunu yaptı, bunu yaptı. Şöyle mi zannediyorsunuz? Herkes bekliyor. Newton ne yapıyor? Öyle bir şey yok. Asistanı bile bilmiyor ne yaptığını. Newton üniversitede klasik programa göre ders veriyor. Mecbursunuz. Yukarıdan belirleniyor her şey. Yani yeni bir şey icat ettiniz, bu herkes sıraya girmiş, bunu bekliyor, hemen bunu müfredata dahil ediyor, toplumsallaşıyor, öyle kolay değil. Yani bilginin dolaşımı, bilginin toplumsallaşması, bilginin kurumsallaşması, bilginin değere dönüşmesi. Bilginin iktisadi bir değere, ekonomik bir değere dönüşmesi, bilginin moral bir değere dönüşmesi, öyle kolay şeyler değil. Bunlar sabahtan akşam olmuyor, bugün de sabahtan akşam olmuyor. Hele o dönemdeki ulaşım, iletişim araçları, altyapıyı, düşündüğünde öyle çok hızlı olmuyor. Değil mi? Bir sürü şeyler kuruluyor. Tuhaflık odaları kuruluyor, değil mi? Müzeler kuruluyor. Natural History müzeleri kuruluyor. Sonra kafe house'lar kuruluyor. Belirli davranış tipolojileri geliştiriliyor. Burjuva sınıfı, ekonomik sınıflar da kendisini nedir onun adı? Ne sınıfı? Burjuva sınıfının karşısındaki Burjuva. Burjuva sınıfına karşı güçlendirmek için yeni bilimi kullanıyor mesela. Yeni bir bilgi bu, değil mi? Mesela Burjuva'ya mensup olanlar kızlarını bu bilgiyle donatıyorlar. Çünkü asaletleri yok. Diğer sınıfa karşı
asaletlerini bilgiyle kazanmaya çalışıyorlar. Ya bilgi dediğin hadise basit bir hadise değil yani. Arkadaşlar öyle yazılıp çizildiği gibi değil. Yani o toplumsal çatışma, sınıf çatışmaları içerisinde de yer elde ediliyor. Politik tartışmalarda yer ediliyor filan. Eğer bilginin teknolojiye dönüşmesi ve bu teknolojinin hem olumlu hem olumsuz anlamdaki ürünleri meseleyi farklılaştırıyor. Ve dolayısıyla sizin tüm o olup bitenleri total bir adını altında toplamanız vakit alıyor. Bilim kavramının bugünkü haliyle kullanmaya başlanması 1830'ları buluyor. Çünkü scientia var. Şimdi Newton, sen scientist ya da science man, şimdi science woman mı oldu? Dediğinde bunu anlar mı zannediyorsunuz? Anlamaz. Nature philosopher adam yani. Doğa filozofu. Kendini öyle görüyor. Değil mi? Hatta matematik çilikle suçlanıyor biliyorsun Newton zamanında. Sen matematik mi yapıyorsun? Çünkü doğa felsefesi matematik ilkeleri. Fizik mi yapıyorsun diye suçlanıyor. Hatta Newton kendisinin dışındakileri bu şekilde suçluyor. Fizik yapın diyor. Ne matematikle uğraşıyorsunuz filan. Anlatabiliyor muyum? Yani o dönemdeki metinleri okudunuz da çok ilginç tartışmalar var. Yani büyük olarak şöyle değil. Onlara bir yönerge verilmiş. Aha bilim bu. Buna göre yapın değil yani. Herkes bir şey yapıyor. Robert Boyle bir şey yapıyor. Huygens bir şey yapıyor değil mi? Hooke bir şey yapıyor. Descartes bir şey yapmış. Leibniz'in bilim anlayışı çok farklı. Herkes bir şey yapıyor. Ve bu tabii birbirlerinden bazen olumlu anlamda haberdarlar. Bazen birbirlerine adam yerine koymuyorlar. Kepler yörüngeleri keşfetmiş. Ya daha doğrusu elips olduğunu yörüngelerin. Nedir onun adı? Galileo. Hani büyük aydındı. Dikkate bile almıyor bunu. Alman ne anlar lan bu işlerden diyor. Değil mi? Aralarında bu tür tartışmalar da var ha. İşte Newton büyük adam ama Leibniz'le görüşmüyor bile. Adama muhatap bile almıyor. Mahkemeye veriyor adamı. Önce ben buldum, sen buldum tartışmaları var ya. Kalkülüsü kim buldu filan. Yani böyle çok yıllık listanlık değil meseleler, onu demek istiyorum. Dolayısıyla 1800, bununla ilgili güzel makaleler var ha. Yani bir şeyde mesela The Story of Science konsept, yani science kavramının hikayesi. Ne zaman kullanıldı, nasıl kullanıldı, nasıl yaygınlaştı filan. Sonra science man ya da scientist kavramları. Çünkü önce scientist deniyor, sonra olmuyor science man diye bir sürü böyle şeyler var. Bunların hepsi dediğim gibi 1830'ların başında aydınlanmadan sonra özellikle oturuyor. Kant'ın Newtoncu sistemin felsefesini yapması, bilimsel bilginin ne olduğunu göstermesi Newtoncu sistem içerisinde bunun sınırlarına işaret. Yani Descartes, Kant'ın yapmak istediği esas şey ne? Yani Kant felsefesini özetle dersek bilim tarihi, bilim felsefesi açısından iki şey yapıyor. Bir, insan idrakinin sınırları nelerdir? Yani bu şu demek, niye bilimsel bilgi deriz, niye diyemeyiz? İkincisi, bu insan idrakinin sınırları içerisinde bilim ve felsefe yapma imkanımız nedir? Bu yani esas bunu gösteriyor. Sonra tabii onun başka şeyleri de var şüphesiz. Yani ad koymak da kolay bir iş değil arkadaşlar. Buna experimental science mi diyeceğiz, değil mi? Detective science mi diyeceğiz, inductive science mi? Yani bir sürü tartışma oluyor böyle. Bölüm adlarına bile yansıyor. Bakın ben bugün bir yerde konferans verdim ki Türkiye'de edebiyat fakülteleri var. Beşeri ve toplum bilimleri var. İnsan ve toplum bilimleri var. Ya hala adında uzlaşamadık biz. Ne diyeceğiz bu geistik bilimlere? Manevi Bilimler Fakültesi. Başka isimler de varmış. Sonradan birkaç kişi dedi ki hocam şu isimler de var. Türkiye'de aynı konuyu içeren ya da aynı kümeye pek çok farklı ad verilmiş. Daha henüz daha ulaşma yok. Biz şeyde okurken İstanbul Üniversitesi'nde koridorun bir tarafında pedagoji, bir tarafında pedagoji yazıyordu. Şimdi ben bir arkadaş orada o sınıfta okuyan bir arkadaşa söyledim bunu. Ders dedi ki hocam dedi daha bölümün adında uzlaşamamışsınız dedi ya. Pedagoji mi pedagoji mi? Hocalar 30 yıldır orada ders veriyor farkında değiller. Hemen değiştirirler sana. Öyle. Şimdi ad vermek kolay değil arkadaşlar bir şeye. Yani
meşhurdur işte Viyana'da bölüm kurulacak, ne diyelim buna? En son tümevarım bilimlerin demişler. Tümevarımsal bilimler. Tümevarım çok merkezi bir kavram o dönemde. Tümevarımsal bilimler. Yani mesela fizik diyemiyor adam. Ya da doğa bilimleri diyemiyor. Siz zannediyor musunuz ki hemen natural science falan, öyle bir şey yok. Kavramlar öyle kolay konulmuyor. Onu demek istiyorum size. Mesela cebir ilim midir, sanat mıdır? Tartışması var İslam medeniyetinde. Sanatul cebir diyen var. Biz Ömer Hayyam sanatul cebir diyor. Ama ilmul cebir diyen var. Ne fark var aralarında? Niye diyemiyor? Ya neticede bu bir havuzun içerisinde cereyan ediyor bu olaylar. Yalıtılmış değil ki. Yani sen bir kavram verdiğinde domino taşı gibi birçok şeyi etkileyecek. Hesabını vermek zorundasın. Veremiyorsan o bütün içerisinde anlamlı olabilecek ve herkesin kabul edebileceği bir ad vermek zorunda kalıyorsun. Anlatabildim mi meseleyi? Ya böyle basit şey gelişmiyor. Büyük, ağır ağır ilerleyen bir yapı bu. Onu kastediyorum. Şimdi dolayısıyla biraz önce anlattığım bu Vico'nun ve takipçilerin yaklaşımıyla ortaya bir çatal çıkıyor arkadaşlar. Artık ayrıntılar başka. Bir doğa bilimleri ve bunun prototipi fizik. Ha bir de bütün şöyle bir şey, bilim devrimi diyorsunuz da hangi bilim abi? Fizikten başka bir bilim yok ki. Yani bugün hala bakın pozitif bilim olarak sadece fiziği kabul ediyor bazı düşünürler. Kimya, yani kimyada kurallar değişiyor. Biyoloji, bunu kabul etmiyor babam. Hala. Fiziktir pozitif bilim olan. Çünkü orada kuralları değiştiremezsin yani. Kuralları kendi, değil mi, koyuyor falan diyenler var. Fizik, prototip. Mesela kimya ne zaman bilim oldu? Onun için her bilimin bir Newton'u vardır, değil mi, bilim tarihinde? Lavoisier'den sonra. Lavoisier dediğin Fransız devriminde öldürüldü zaten adam 1789'da. Newton 1724 mi, 27 mi ne? Arada ne kadar fark var? Biyoloji, Darwin'e kadar bilim değil ki. Zaten Kant'a göre biyolojinin bilimi olmaz. Yani canlılığın bilimi olmaz. Çünkü onu kendi anlattığı yapı içerisinde inşa edemiyor. Değil mi? Bir sürü problem. Jeoloji falan, bu bugün senin fen fakültesinde okuttuğun disiplinlerin hepsi aynı anda eşit seviyede tarih sahnesi çıkmıyor. Önce fizik çıkıyor. Ve fiziğe bağlı işte mekanikler, optikler falan ortaya çıkıyor tabii. Ha. Şimdi bu yapılar disiplin anlamında değil ama bunların dayandığı yöntem, zihniyet çerçeve içerisinde tartışma bir çatallamaya neden oluyor. Bir, işte doğa bilimleri dediğimiz fizik tarafından temsil edilen bu yöntem, bu zihniyetle gaistik dediğimiz manevi bilimler, anlam değer dünyasına ilişkin bilimler, beş, insan ve toplum bilimleri. Bak ben bile anlatırken hepsini kullanmak zorunda kalıyorum. Çünkü karşıdan bir mahkez bulmasını istiyorum. Bilimler, bir kere bilim mi bunlar? Bunların arasındaki farklılıklar neler? Dolayısıyla iki tane farklı yöntemi ihtiyacımız var. O yöntemi buraya uygulayamayız. Ama bazıları diyor ki hayır, uygulamazsak bilim olmaz diyor, değil mi? Ne kadar o kurallığını incelleştirmemiz lazım. Bakın dikkat edin. Bilginin belli bir dönemde bilginin bilimsel olabilmesi için matematikleştirilmesi şarttı. Sadece empirik olması yetmiyordu. Ve belli bir ilişkisellik dolayısıyla belli bir mekaniklik içerisinde, mekanizma, makine değil ama bir mekanizma içerisinde o nasıllığın gösterilmesi gerekiyordu. Toplum bilimlerinde bunu nasıl yapacaksın? Değil mi? Ta ilk derste anlattığım Aristoteles'ten gelen nazari ve ameli bilim altyapısını dikkate aldığında onun bakın nasıl devam ettiğini görüyorsunuz. Değil mi? Yani Kınazade'nin anlattığı tartışma aslında devam ediyor yani. O açıdan birileri de çıkıp diyor ki tarih diye bir şey var. Daha doğrusu anlam değer dünyamız var. Bu da tarih tarafından temsil ediyor. İşte Herderlerden başlıyor, Hegellerden Dilteylere kadar devam eden bir süreç var. Şimdi burada bilimin oluşturduğu, doğa biliminin oluşturduğu şeyle, tarafla, tarihin temsil ettiği, bu humanitasın oluşturduğu tarafta bir çatışma çıkıyor. Buna
iki kültür kavgası diyorlar. İki kültür var. Yani bir doğa bilimleri, bir de manevi bilimler. Bu kavgayı aşmamız gerekiyor. Şimdi bu kavgayı böyle aşmak kolay değil tabii. Çünkü tümevarım, sal yöntem, empirik mekanik, matematik yöntem öyle bir merkezde baskın ki, bu tabii Avrupa tarihinin kendi dinamikleriyle de alakalı şüphesiz. Oradaki kilisenin fonksiyonu filan falan, o çatışma, akıl, din, bilim, din çatışmaları filan. Tarih kavramını da geliştirince o zaman şöyle bir şey yavaş yavaş oluşuyor. Ya bu bilim dediğimiz hadise de yalıtılmış bir hadise değil. Yani biz bilimi genelde böyle, özellikle pozitivist okulun bilimi böyle meta histerik, ahisterik, mutlak bir rasyonitenin ifadesi gibi. Dikkat edin, Kant bile ne diyor? Transandantal ego varmış gibi, değil mi? Yani sen ben değil de hepimizi aşan bir ego varmış gibi o yapı üretiyor bunu. İyi de bu transandantal ego da historik bir şey. Tarihsel bir şey. Yani bizim bilim dediğimiz hadise esas itibarıyla tarihsel süreçte gelişen toplumun dinamikleriyle çok alakalı bir şey. İşin garibi bunu pozitivizmin kurucusu Auguste Comte ilk defa kullanıyor. Hem pozitivizmi felsefi anlamda sistematizasyonu yapıyor hem de bu tabiri de kullanıyor. Ama bu 1830'larda işte biraz önce bilim kavramı, işte History of Experimental Science, Philosophy of Experimental Science adlı iki kitap çıkıyor. Aynı düşünür William Weil. Yani ne demek o? Bir deneysel bilimlerin tarihi ve bilimin felsefesi. Hem science kelimesi oturmuş oluyor, hem de bunların bir tarihsel sürecin sonucunda ortaya çıktığı gösterilmiş oluyor. Yavaş yavaş, ama sabahtan akşama değil. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında sosyolojinin ortaya çıkması, toplumun merkezi bir karakter kazanması, Marksizmin ortaya çıkması. Marksizmin her türlü üst yapıyı, alt yapıların bir ifadesi, bir sonucu olarak görmesi. Dolayısıyla bilimin de bir üst yapı olarak o toplumsal yapının, üretim ilişkilerini, üretim aletlerini, ekonomik anlayışlar neyse, bir sonucu, onun sonucu olarak ortaya çıkması gibi teoriler entegre olunca birbiriyle ortaya bir bilim tarihi kavramı çıkıyor. Yani kardeşim, bilim dediğimiz şey neticede tarihsel, böyle aşkın bir şey değil, meta değil, ahistorik değil ama önemli bir şey tabii. Bu aynı zamanda özellikle Batı Avrupalılara şöyle bir gücü de veriyor. Ya biz çok yeni bir şey yaptık. Çok yeni bir şey yaptık. Değil mi? Yani bilim ve bunun... Tabii burada teknolojinin, arkadaşlar, önemini unutmamak lazım. Şimdi teknoloji ya da ürettiğiniz bilginin pratik uygulamaları o bilgiye moral bir güç veriyor. Yani modern bilim eğer teknolojik bir üretime geçmeseydi bir teori olarak kalabilirdi. Özellikle insana değen noktalarda çok kalıcı etkiler bırakıyor. Diyelim ki mesela hani fizik çok şey değildir de o dönemde kimya. Şimdi kimya 1830'lara geldiğinizde daha çok yeni, kimya tarım tekniklerine uygulanmaya başlanıyor. Boya sanayi, kumaş sanayi, bunlar ilaç sanayi. Çok ilginçtir, bakın, ilaç sanayinin yükselmesi boya sanayisinin yükselmesiyle çok alakalıdır. Bununla ilgili çok güzel metinler var. Şimdi insanlar bakıyor ki lan bilgimiz bizim yapıp etmelerimizi belirleyecek imkanları bize sunuyor. Tabii buhar makinesi falan. Bir de özellikle savaş teknolojisi. Yani ok atıyorsun, kılıç kullanıyorsun. O ateş silahlar çok etkili değil sanayi devrimine kadar. Yani tüfeği dolduracaksın ayağa kalkıp. Sonra düzelteceksin, atacağım, hedefi vurur mu, vurmaz mı filan, çok zor. Yani o, bunlar ilgili çok güzel metinler var, Türkçe'de artık çevrildi. Ama sanayi ile birlikte, sanayi devrimiyle birlikte silahlar çok şey yapılıyor, sofistike ediliyor, hedef vurma imkanı genişliyor, değil mi? Yani bunlar çok enteresan şeyler. Sonra tıp teknolojisi, hele bugün artık tıbbı siz teknolojiden hiç ayıramıyorsunuz. Mikro cerrahiler, şunlar bunlar filan. Dolayısıyla tüm toplumsal eylemlerimizde bilimin ürettiği alet edevatı
Ve bunun sağladığı imkanları görünce bilim moral bir güç kazanıyor arkadaşlar. Önemli bir şey. Daha önce böyle bir şey yok. Yani yine teknoloji yapılıyor. Teknoloji demeyelim ama teknik ürünler var ama bu çok böyle teknoloji, teknologos şeklinde değil. Bir teknik o, zanaat. Bilimle diyelim tekne evleniyor. Ortaya bir teknoloji çıkıyor. Değil mi? Ve bilim teknolojiyi, teknoloji bilimi beslemeye başlıyor. Ve bu Birinci Dünya Savaşı'nda bunun sonuçları görülüyor. 1901 motorun icadı. Sonra devam ediyor. Şimdi bu çerçevede bilim bir moral değer kazanınca ve diğer bileşenlerle de birleşince bilimin toplumsal bir üretim olduğu, toplum tarafından belirlendiği ve topluma da ciddi etkide bulunduğu anlayışı yerleşiyor ve bilim tarihi bir disiplin olarak ortaya çıkıyor Batı toplumları için. Böylece şeyi de çözmüş oluyorlar. Bu iki kültür kavgası da çözülmüş oluyor. En azından bir zemine kavuşturulmuş oluyor. Bilim, bilim olarak kendine değerli olsa bile o da toplumun, dolayısıyla tarihin bir ürünü. Ona biz bir tarihsel entite olarak bakabiliriz. Özellikle Marksist teori bu konuda çok ciddi veri sağlıyor. 1800 ve 1931'deki, o zaman Sovyetler'de kurulmuş tabii, meşhur Londra 2. Bilim Tarihi Kongresi'nde, Bilim Tarihi ve Felsefe Kongresi'nde Boris Hessen'in, Newton'un yapıp ettiklerini, döneminin ekonomi, politik yapılarla olan ilişkisini bizzat Newton'un notlarından hareket ederek gösterince, yani Newton yerçekimi kuvvetini sırf yerçekim kuvveti olarak değil, özellikle yüksek tonajlı gemilerin transatlantik seyahati esnasında karaya oturması. Çok tesadüfi arkadaşlar. 30 gemi gidiyor, 5 tanesi Amerika'ya varıyor ya da varmıyor. Çünkü kontrol edebileceği, yönlendirebileceği bir bilgi birikimin yok. Gel git olayı, Medcezir olayını Galileo zannediyorum, Güneş'e bağladığı için yanlış bir bilimsel bilgi var. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? İşte ayla olan irtibatı filan. Bu çekimin gücü ne filan gibi bir sürü şey var. Yani transatlantik ticaret. Bir de tabii bu tarihlerde şeyi hiç unutmayacaksınız, yani şartlar, koşullar. Şimdi Avrupa'da 1300 kaçtı, 47 veba salgını? 1347 miydi? Nüfusun %70'i gidiyor. 1500'lerde. Yok 1300'lerde. 1340'lar, 50'ler o civarında. Nüfusun %60-70'i gidiyor arkadaşlar. Nüfusun gitmesi demek, iş gücünün azalması demek. Bu serf sistemini çözüyor. Dolayısıyla aristokrat sınıf. 1340 hocam. 1347 ile 1350. Ama bak, gördün ne kadar yakın söyledim. Gözünü seveyim yani. Hocam doğru söylüyorsun. 1347 ile 1352 arası. 1347'de başlıyor. Büyük bir kayıp ama. İşte bu serf sistemine fazla para ödüyorlar filan derken sistem bozuluyor filan gibi. Yani orada hem nüfus ayıklanması oluyor. Bir de genetik olarak zayıflar ölüyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Geçenlerde bahsettim size bilmiyorum, bir makale okudum. Avrupa'nın başarısını Katolik Kilisenin yakın akraba evliliğini 3 batından 13 batına, bahsettim değil mi size bunu? Okudum sende. Bahsetmedim mi? Başka bir yerden okudum. Yani diyelim ki 3 şeyde yakın akraba değil, 13 mü öyle bir şey, 8 mi ne bir yere çıkartıyorlar. Yanlış olabilir şimdi. Dolayısıyla bu da genetik karışımı ve yüksek zeka oranını artırdığını dair bir iddia bu. İddia, ben tabii bunu denetleyecek bir bilgi birikimim yok. Ama böyle iddialar var. Şimdi bir de 1650, oraya da bir bak isterse. 1650'lerde tam tarihini tespit etmek için küçük buzul çağı. Evliya Çelebi'nin bahsettiği şeyden, kedi atlarken evden eve ortada donuyor. Evliya Çelebi'nin uydurması zannediyorduk, meğer değilmiş. O dönemde bir iklim problemi var. Değil mi? Osmanlı'da da sıkıntılar neden oluyor. Tarım arazileri donuyor. Çünkü tarım toplumusun büyük oranda. Ve teşvikinde. 1650'lerde olacak o da. Şimdi bu da neyi doğuruyor? Birkaç şey doğuruyor. Bir, ısınma ihtiyacını artırıyor. O dönemin şartlarında düşüneceksiniz arkadaşlar. Yani Kant diyor ya,
Kant biliyorsun çok zayıf bir adam, çelimsiz bir herif. Dışarıdan su taşıyor. Kant'ın meşhur cümlesidir. Şu suyu evin için alacak bir dehaya ihtiyacımız var diyor. Musluk yok ki. Yani siz yaşadığınız bağlamı hep var zannediyorsunuz. Öyle bir şey yok. Dışarıdan alıyor. Adam zaten naif bir adam, üşüyor. Şu diyor suyu diyor evin içerisinde verecek bir dehaya ihtiyacı var. Ya bu sistem kuru kardeşim. Şimdi o da bir ulaşım, iletişimi falan düşüneceksin. İnsanlar büyük oranda hayatta kalmak için yaşıyorlar arkadaşlar. Öyle değil. Hakikaten o dönemdeki Avrupa ölçeğindeki söylüyorum. Sıkıntılara bir bakın. Bizde biraz daha farklı. Büyük sıkıntılar var. Yani insanlar büyük oranda hayatta kalmak, karnını doyurmak ve benzeri şeyler için yaşıyorlar. Isınma ihtiyacı büyük bir problem. Tamam mı? Bunun için Amerika onlara büyük bir imkan sunuyor. Bizon derisi. Deri. Hayvan. Çünkü el dövmemiş topraklar. Ve Amerikan işlerine bu tarihlere de giriyorlar. Daha çok kenarlardalar o zamana kadar. Beyaz. İşlerine giriyorlar. Ve büyük şirketler kurulmaya başlanıyor. Bu transatlantik şirketler bu tarihlerde kurulmaya başlanıyor. Ve bu da işçi ihtiyacını tetikliyor. Yerliler çalışmayı reddediyorlar. Öldürüyorlar, çalışmıyorlar. Bunun üzerine köle ticareti başlıyor. Bak bunlar birbirini tetikliyor. Çünkü köleler, yani Afrikalılar çalışıyor hayatta kalmak için. Falan. Bulamadın mı ya? Her şeyi buluyorsun. 1300'le 1850 arası diyor. 1300'le 1850 arası diyor. 1300'le 1850 arası diyor. Evet. Çok Avrupa'da. Neyse çok geniş bir aralık. Çok soğuk da emeği gidiyor. Kırmızı falan buluyor. Kara kış var orada. Evet. Kara kış evet. Şimdi bu dönemde dolayısıyla hem devletin ihtiyaçları var, hem burjuva sınıfının ihtiyaçları var, toplumun ihtiyaçları var. Bunlara da çözüm üretmek zorundasınız siz. Yüksek tonajlı gemiler şeyde nasıl kalır, nasıl yapılır? Mesela hatırlayın Galileo kendi kurduğun yeni bilime özellikle seçkinleri inandırmak için ne diyor? Ben size diyor daha sağlam köprüler yaparım bu bilimle diyor. Adam, köprü çok önemli. Sadece şehir için değil ki, askeri seferler için de önemli. Size diyor, yer altından maden çıkartmakta daha işlevsel sonuçlar veririm diyor. Çünkü aşağıda hava problemi var. Onun için havayı yenileme, o çıkrık sistemi kurarak makine sistemi, o eşyayı yukarı çıkartma. Hocam, benim uzun uçağı 1645-1715. 1270-1380. Mini buzul çağı dediğim o. Bir daha söyle. 1645-1715 arası. Dedim bak. Bunlar hani zihnimde taze olan şeyler değil. Onun için anlatırken aklıma geliyor. Bunun çok büyük etkileri var arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Hatta Galileo'nun meşhur pusulayı, pusula bir büyücü aleti ya, meşrulaştırması için ben ona iki yazı yazdım. Ne diyor? Osmanlı ordusunun gelişini önceden haber vereceğim. Osmanlı demiyor onlar. Türk ordusunun gelişini size önceden haber vereceğim diyor bunlar. Hakikaten bakıyorlar doğrular. Bilmem kaç kilometre öteyi gösteriyor. Şimdi benim o bilimsel tespitlerin ve o tespitlerden hareketle yaptığın aletlerin toplum hayatında, insan hayatında etkisini gösterdiğinde dedi ki moral bir şey kazanıyorsun. Şimdi aynı şeyi Newton bilimi de yapıyor. Madenler, teknoloji, ondan sonra transatlantik ticaret, gemi seyahatleri, silah falan bir sürü şey yapıyor adam yani. Bunlar kendisi tarafından olmasa da nedir o? Bu işle ilgilenen insanlar tarafından üretiliyor. Ve bu da özellikle bu Boris Hesse'nin sunumunda görülüyor ki ha, bu bilim zannettiğimiz gibi böyle kafada cereyan eden salt kendi iç epistemolojisiyle çalışan bir yapı değil. Sosyal epistemolojisi, politik epistemolojisi, hatta ekonomik epistemolojisi var bunun. Bunların hepsini bir anda düşünmek lazım. Şunu demiyor Marksizm, bunu yanlış anlamayın. Marksizm şunu demiyor. Bilimlerin kendi iç epistemolojisi yok. Hepsi öyle demiyor. Onların yanında bunlar da var. Yani biz buna bilim tarihinde dahili ve harici okuma diyoruz. Epistemik ve non-epistemik okumalar. Epistemik okuma ne demektir? Matematiğin kendi bir iç dili var. Teorik bir dili var. Sen burada matematik icat edebilirsin. Yani bir problem çözersin, onu çözemeyince yeni bir teori geliştirirsin. Bu tamam. Ama matematiği, ki formel bir bilimdir, sadece bu yalıtılmış haliyle çok yaşa.
yalıtılmış hali değil. Matematiğin işte ait olduğu bir, üretildiği bir dünya var, bir çevre var. Yani sosyal epistemoloji, politik epistemoloji ve ekonomik epistemoloji dediğimiz bu. Zaten sosyal deyince, toplumsal, devlet, politik deyince ona giriyor ekonomide. Hatta bunun bazen değil mi savaş teknolojisiyle çok ciddi alakası oluyor. O açıdan bilim sosyal bir entitedir. Ahistorik ve metahistorik, tarih üstü ve tarih ötesi değildir. Demek açısından da batıdaki bu iki ülkenin çatışmasını çözmek açısından da çok ciddi bir şeye neden oluyor. Şimdi bunun bilim tarihi disiplin olarak kurulduğunda mesela tabii amatör olarak çalışanlar var. İşte özellikle Fransızlar başlatıyor bunu. Onu da söyleyeyim. Sedil mesela bu şeye de Avrupa'da şu çatışmaya da neden oluyor. Ona çok önemli. Şimdi medeniyet kavramı, sivilizasyon kavramını üretenler meselenin basit anlamıyla bir şehirleşme, bir zarafet, bir nezaket ilişkisi olmadığını farkındalar. Biz bunu biraz karıştırıyoruz Türkiye'de. Sivilizasyonu Fransızlar üretiyor biliyorsunuz ve daha çok işte davranış biçimleri, giyinme biçimleri, bir toplumsal zarafet, letafet, incelik falan gibi algılanıyor. Doğru. Almanlar da bunun yerine kültür kavramını üretiyorlar. Almanların kastettiği özellikle Fransızlara karşı. Çünkü Fransızlar Avrupa'ya da çok etki, Amerika, Almanya'ya da çok etki yapıyor. Yani Almanlar bir birleşik devlet değil o dönemde malumunuz. Kant'a çok yüz vermiyor Alman kralı. Daha çok Voltaire'i saraya da tutuyor. Halbuki Voltaire öyle büyük bir filozof değil. İyi bir yazar. İyi bir hatip ama büyük bir yazar değil ama Frederick, değil mi? Alman İmparatoru Frederick'in sarayında Voltaire var, Kant yok. Şimdi biz bugün Türkiye'yi eleştiriyoruz, devlet adamları, büyükleri, siyasetli. Böyleydi tarihte yani. Fransız kültürü merkezi bir kültür, Avrupa'nın ilk büyük devleti, kültürü şeye kadar, İkinci Dünya Savaşı'na kadar, Birinci Dünya Savaşı'na sonuna kadar Avrupa'yı domine eden, belirleyen Fransız kültürü. Her açıdan. Şimdi ne anlatıyordum ben ya? Medeniyet kavramını üretenler boşa üretmedi. Aferin lan sana. Bravo. Bu bir pedagojik taktiktir. Kültür kavramı Alman düşünürler tarafından Fransız sivilizasyon kavramı üretiliyor esas itibariyle. Ya esas olan nezafet, necaibe değil. Bir milletin kendi toprağıyla girdiği ilişki daha yerli ve milli bir yapı. Onun için Alman nazizmi çıkıyor buradan arkadaşlar. Alman nazizmi ta buradan çıkıyor yani. Önemli olan zaten 1810'da Humboldt üniversiteleri açarken ilk Berlin Üniversitesi açıyor. İlk modern üniversitelere bakın 1810 arkadaşlar. Dikkat edin. Bugünkü anlamıyla ilk modern üniversite 1810'da Berlin'de açıyor. Berlin Üniversitesi açarken ne diyor? Alman üniversitelerinin görevi Alman milletini araştırmaktır. Şimdi Alman fiziği, tabii işte onun için Deutschland Physik kuruyor Naziler. Alman fiziği. Alman fiziği mi olur? Ha diyeceksin ki uyduruk da adam kitabı yazan Nobel almış bir adam fizikte. Yani herhangi biri değil. Yani bu süreç ona gidiyor. Boşuna değil yani Naziler gökten inmiyorlar. Bu süreç onları doğuruyor. Doğanın hakikatini Alman aklı ancak çözebilir. Tabii doğanın hakikatini ancak Alman aklı çözebilir. Heidegger'in meşhur cümlesi değil mi? Alman dışındaki toplumlar düşünürken Almanca terimlere müracaat etmek istiyor. Önce Fransızlar örnek veriyor. Halbuki intikam alıyor. Çünkü bir yüzyıl önce ne denmişti? Almanca atların ağzına layıktır. Bunu diyen de bir Alman imparatoru. Bunu bizim bir devlet başkanımız dese göveriz adamı. Türkçe atların ağzına layıktır. Bunu Alman imparatoru söylüyor. Kaba bir dil diyor. Hani Alman'ın kaba bir dildir başkanları ödür mü? Almanlar kendi de söylüyor. Ama bir yüzyıl sonra hakikaten öyle. Çünkü bunu söylediği tarih de Kant henüz daha eserini yeni yazmış. Goethe yeni çıkıyor ortaya. Tabii Alman filozofu Leibniz Fransızca yazmış. Kendinden sonrakiler Almanca yazın diyor ama Fransızca yazmış kendisi. Fransızca çünkü Latinceden sonra ikinci dil oluyor. Sonra birinci dile yükseliyor. Tabii ya bunlar böyle sabahtan akşama gelişen şeyler. Onu demek istiyorum. Ve bu sivilizasyon kavramı, kültür kavramı tartışmalı bir kenara bırakırsak arkadaşlar şu anlama geliyor istibala. Şunu fark ediyorlar. Biz yani toplum derken ulan daha milattan önce 5000'den itibaren toplum var yani şehir var. İncelik var, zarafet hepsinde var yani. Ne yapacağız? Hintler de mi medeni ya da Çinler de? Medeniyet artık insanın fail olduğu, asli fail
Yani Tanrı falan değil artık. İnsanın asli fail olduğu, özneye, mutlak özneye dönüştüğü ve kendine has kararları alıp uyguladığı bir yapıya dönüşüyor. Ve bu bilimleri ve teknoloji üretiyor bu asli fail. Yani burada en önemli şey insanın asli fail hale gelmesi. Dolayısıyla ürettikleri bilim ve teknoloji, tek başına bilim değil ama bilim ve teknolojinin yarattığı farkı da görüyorlar böylece. Tamam mı? Dolayısıyla medeni olmak demek esas itibarıyla asli fail olan ve bu failiyetinin gereği olarak da bilim ve teknoloji üreten bir toplum olmak. Şimdi bu bir tartışma başlıyor mesela Fransa'da mesela. Bunun üzerine daha sonra da ayrıntılı değineceğim. Sedillot mesela diyorlar ki var mı böyle tarihte bir millet? Bir Avrupalılık da bu. Avrupalılık şu olmak bu olmak değil. Avrupalılık asli fail olma eyleminden pay alan ve bu asli fail eyleminden pay almayı da bilim ve teknoloji üreterek göstermendir. Mesela İspanyollar medeni değiller arkadaşlar. Bu anlaşılıyor. Çünkü İspanyollar modern dünyanın ortaya çıkışında ciddi bir katkıları yok. Coğrafi keşifler ya da işgaller dışında. O da tesadüf olmuş zaten. Var mı yakın döneme kadar bana bir İspanyol filozof, bilim insanı söyleyin? Yok. Onlar kontra şeyli nedir, Katolik Kilisesi'nin şeyiyle. Tabii İtalyanlar da belli bir süre sonra düşüyorlar bu işten. Galililere, Torricelliler falan ondan düşüyor. Fransızlar, Almanlar, İngilizler ve bu devletlerin kurduğu ilişki ağı içerisinde varlığa gelen yapılar. Şimdi bu anlayıştan hareket ederek Avrupalılar şunu tartışıyor. Bizim dışımızda yani Avrupalı olmak dışında medeni olan var mı? Yani neydi? Bilim ve teknoloji üreten var mı demektir bu? Bilim ve teknoloji üretmeyi işte o asli failin bir eylemi olarak görüyorlar. İşte Alman aklı, tabii kendi aralarında da bir hiyerarşi var tabii. Alman aklı, sonra tabii İngilizler Alman aklına biz buradayız diyerek gerekli tokat atacaklar da. Buna ben medeniyet masası diyorum. Yani bir medeniyet masası kuruyorlar. Bu medeniyet masasına oturabilmenin pek çok şartı var şüphesiz ama bizim açımızdan en önemli şartı bilim ve teknolojiye katkın nesnenin. Dolayısıyla batılı olmayan ya da batı Avrupalı olmayan tüm toplumlar, Ruslar dahil, Çinliler dahil herkes bu masada yer alabilmek için bilim ve teknolojiye olan katkısını göstermek zorunda. Bilim tarihi çalışmalarının neşvi nema bulması, patlaması da bununla alakalı. İşte Çinliler Science and Civilization in China'yı yazdıracaklar. Biz de Salizeki Asar Baki yazacak. Cumhuriyet kurulur kurulmaz yıkımdan çıkmış bir devlet İstiklal Harbi'nden hemen sonra değil mi? Bir süre sonra Aydın Sayılı'yı bilim tarihi doktorası yapmak için Harvard'a gönderecek. Hı? İslam'da bilim kurumları diye teslim hastaneler ve hastaneler. Niye? Türklerin bu masada yer alması lazım. Biz medeni bir toplumuz. Biz bilim ve teknoloji ürettik. Bilim kurumları kurduk demek için. Bunu hani tarihsel bir entitedir diyeceksin ama ben bunu Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yaşadım. Bunu ben her yerde anlatıyorum. Yani bu olaya ben şahit oldum. Türkmenistan, Özbekistan ondan sonra işte çağırdılar gittik konuştuk. Bütün dertlerine İşte yeni devlet, Sovyetlerden ayrıldık, yeni devlet olduk. Bilim ve teknolojiye katkımızı göstermemiz lazım. Niye? Medeniyet masasında yer edinelim. Mesela ben, ya kardeşim, 2009'da konferansa gittiğimde Ulubey, Samarkand Matematikos güzeldi ama şeyin Özbek, şimdi Özbekler bunu biraz değiştirdi onu söyleyeyim. Şimdi çok daha farklı bir yaklaşımları var. Ya, dini ilimler var, dil ilimleri var değil mi? Orada, onlar da burada kuruldu. En büyük İslam alimleri neredeyse. Orta Asyalı yani Türkistan ve İran coğrafyasından İmam Buhari. Ya İhsan Bey boşver şimdi onu bize matematik, astronomi. Aynen bu bak. Astronomi, matematik, mekanik, optik bize onlar lazım. Ne yapacağız Arap diline? Ya dil felsefesi. Ya boşver şimdi onu. Ben bunlara muhatap oldum yani. Bir usturlap aleti nasıl çalışılıyor bir alet falan onu göstermen senin 10 ciltlik bir ne bileyim dil çalışması ya da tefsir çalışmasından çok daha değerli. Normal mi? Normal. Çünkü onlar da ulus olmaya çalışıyorlar. Geç kalmışlar. Ulus olmaya çalışıyorlar. Ulus devlet kurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla kendilerinin medeniyete katkısını gösterecekler. Göstermeleri lazım. Bunu ben nerede anlattım bilmiyorum ama Türkmenistan'a gittiğimizde işte bizi gezdirdiler filan.
konferanslar bittikten sonra Merv'e gittik. Merv biliyorsun Selçukluların başkenti, çok önemli bir merkez. Eski Merv zaten şu anda yerleşim alanı değil. Nasıl bir korku bırakmışsa Cengiz 5 kere yıktılar orayı. 30 kilometre içeride daha yukarı ötede. Orada bir Sultan Sencer'in mezarı duruyor. Tabii Sultan Sencer artık bir kişi değil biliyorsunuz. Kaiser gibi. Sezar'ı nasıl kaiserlıyorsa bizde de Sencer olmak diye bir şey var. İkinci Sencer, üçüncü Sencer. Yani bir ünvana dönüşmüş. Çünkü adam 67 yıl mı ne? Şey, başta yani emir ve sultan olarak. Çok estesan. Onun mezarı duruyor. Korunmuş yani o yıkımdan. Bir de ashab-ı kiramın işte makamları var ya da... Şimdi ise gezdik, geldik. Son gün Türkiye'ye döneceğiz. Türk Büyükelçiliği'nde o zamanki Türk Büyükelçisi çok akıllı bir insan. Bir yemek verdi hocalara. Türkiye'den hocalar gelmiş. O dönemin dediğim olay bayağı eski yani. Öyle yeni değil. 20 yıl önce. Yani 20 yıl olmasa bile bir 15 yıl vardır. Kimdi ya? Dışişleri Bakan Yardımcısı. Tabii bürokrat yani adam. Zeki bir adam. Ekibiyle geldi. Normalde gitmezler ama Türklere karşı. Çünkü Türkmenler öyle diyorlar. Biz 4 artı 85 milyonuz ya da 7 artı 85 milyonuz bizde yani. O şeye koyuyorlar. Şimdi sordu Büyükelçi, şey, Dışişleri Bakan Yardımcısı. Hocalarımız Merv'i dolaştı mı? Dolaştık dedik. Nasıl buldular? Şimdi ben de dedim ki altını mı soruyor, üstünü mü? Şurada bir zeki adam hemen anladı. Hocam her ikisini de anlatın dedi. Valla ben de kendimi kaybettiğim 35-40 dakika. ondan sonra Merv'in üstüne dedim bir Sultan Sencer var sahabeme. Girdim ya Ömer Hayyam, Karakiler. Anlattım. Şimdi vallahi hiç kesmiyorlar beni. Ben de farkında değilim. Heyecan. Bittikten sonra adam böyle bir fırladı. Bak orada bu psikolojiyi gördüğüm için çok beni etkiledi. Bir zıpladı böyle. Doğan'ın dedi ya. Doğan'ın Türkmence'de ana bir kardeşlere söylenir. Kardeş baba bir. Ana herkes dedi ki Elçi Bey, İhsan Hocam dedi bunu herkese söylemezler dedi. Doğan'ım. Doğan'ım sen neredeydin dedi ya. Ulan dedi biz dedi bir yere gidiyoruz dedi uluslararası toplantıya. Ha şey bütün şey bürokratik teamülleri bıraktı adam ha. Vatandaşa döndü o zeki adam. Gidiyoruz dedi. Nerelisiniz? Türkmenistan. Ne zaman? 17 yıl. O zaman 17 yıl devlet yani. Biz başımızı eğiyoruz. Neyiniz var? Hiçbir şeyimiz yok. Ulan ben şimdi nasıl yürürüm dedi bir görsünler. Aynen bakın bir hareket bu. Ömer Ayyam, Harakis ezberlemiş bir kısmını. Arkamda bunlar hepsi. Şimdi bakın psikoloji görüyorsunuz değil mi? Mesele bu işte. Yani modern, özellikle Avrupa, Batı Avrupa toplumunun dışındaki toplumların bilim tarihiyle alakası biraz da böyle bir ideolojik, psikolojik bir tarafı var. Çok ideoloji bir bilim dalı aslında. Bilim tarihi ilk kurulduğunda. Anlıyor muyum? Bilim felsefesi kadar ideolojik. Bilim felsefesi bize bilimsel önermenin sınırlarını ve bilimsel olanla olmayan arasındaki sınırı veriyor. Bilim tarihi böyle bir şey. Şimdi mesela bakın benzer şey 1800'lerin başında Fransa'da. Şimdi Sedillot diye bir adam var. Diyor ki ne diyorsunuz ya siz olur mu? İşte artık İslam'ı yargılamaya başlıyorlar biliyorsunuz. 1800'lere kadar insanlık tarihini ikiye bölüyor Batılılar. İslam öncesi, İslam sonrası. Ama kan şeyden 1800'lerde artık diyorlar ki oğlum ya biz o kadar büyük bir şey yaptık ki ve yeni dönemlendirmeler falan var. İslam marjinalize edilmeye çalışılıyor. Sedillot diye bir Fransız bilim adamı, bilim insanı diyor ki oğlum ya Müslümanlar biz onlardan aldık falan. Nerede aldık? Hadi göster bakayım. Ne gösterecek? Şimdi teori anlatamaz ki. Oturuyor bak çok iyi bir şey yapıyor. Hasan el-Merrakuşi diye bir adam var 1270'lerde Memlük döneminde. İki ciltlik astronomi aletleri şeyi var adamın. Astronomi aletlerinin matematiksel çizim uygulamaları. Çok somut. Bunu şeye çeviriyor, Fransızca'ya çeviriyor kısmen. Diyor ki bakın adamlar sadece teknoloji var ya orada bir de alet yap. Sadece bunun teorisini yapmamışlar. Aletleri de yapmışlar. Sonra bunu oğlu Sedillot devam ettiriyor. Bakın İslam bilim tarihi araştırmalı Fransızlar başlatıyor. Gerekçe ne? Şimdi çalıştıkları bir kültür var. Bunlar Arabiyat çalışıyorlar. Yani bir tür tırnak için oryantalist. Bunu boş iş olduğunu söyleyince karşı olarak bilim ve teknoloji varsa burada da var. Ha, götürüyorlar meseleyi. Sonra Almanlar Berlin Üniversitesi'ni kurduktan sonra Humboldt Wopke'yi gönderiyor. Alman. Wopke de zaten Fransızca yazmıştır. Oradan bilim tarihi çalışmalarını
alıyor sedülotlardan, Alman üniversite zihniyetiyle entegre edip işte bakın Fuat Sezgin'e kadar hepsi Alman geleneği işte bunlar. Bütün İslam bilim tarihi, düşünce tarihini domine ediyorlar. Çok önemli, çok farklı şeylerde tek bir çizgi yoktur Alman İslam medeniyeti çalışmalarında. Mesela düşün şimdi, diyelim ki modern bilime giden yol, iki nokta üst üste İbn Heysem diye kitap ben yazmadım, Almanlar yazdı. Ben yazsam kimse itibar etmez zaten. Ve bunu 1960'larda yazdılar. İşte Ömer Ayyam'ın 3. derece denklem analizlerini Almanlar çalıştı. Biz çalışmadık. Gelsizciymişiz karşı yok çalıştılar. Mirim Çelebi'yi, 2. Beyazıt döneminin meşhur Ali Kuş'un torunu Mirim Çelebi'nin matematiğini Almanlar çalıştı. Tabii çok enteresan metinler üretilen. İşte Max Horton, Gazali'den sonra bilim yoktur, işte felsefe yoktur diyenlere oturdu. Metin üretti değil mi? Yani Almanlar da tek bir şey değil. Şunu gösteriyor bütün bunlar bize. Bilim ve teknoloji çalışmalarının tarihi esas itibariyle milletlerin medeni olup olmamasının kriterine dönüştü. Çok ideolojik ve psikolojik bir bilimdir bilim tarihi. Bugün bile Türkiye'de dikkat edin Fuat Sezgin ve yaptıkları, Fuat Sezgin ne yaptığını kimse bilmiyor ki. Çünkü bilse başka şeyler söyleyecek. Ama somut olarak müzeye gidip orada değil mi çalışmayan maket halinde aletler var. Halbuki onlar o aletlerin hepsini çalışan şekilde yapmak lazım ki yapıldı onlar. Somut olarak etkilediğince bak bunu yaptık biz. İşte Amerika'yı önce biz keşfettik. Sanki çok iyi bir faziletmiş gibi. 100 milyon insan yaşıyor orada. Niye keşfettin? Hayvan mı onlar? İşgal ettik demiyorsunuz. İşte orayı biz onu bulduk. Şunu biz bulduk. O psikolojiye dikkat edin. Değil mi? Yani bilim tarihinin o ideolojik ve psikolojik şeyi içeriği bugün bile devam ediyor. Sıfır önce biz bulduk. Ne demek? Sıfır, sıfırı bulmak ne demek mesela? Yani böyle bir teorik tartışma yaptın mı? Sıfırı sayı olarak bulmak, rakam olarak bulmak, sembol olarak bulmak, bunlar hepsi ayrı şeyler. Bir de mesela düşün 837 harizmi ya ondan önce dünya kadar matematiksel çalışma var. Sıfırsız bunlar yapılır mı? Mesela düşünmüyor adam. Lan Mezopotamya'larda bile sıfır var. Olmaz olur mu ya? Yani nasıl adam şey yapsın, işlem yapsın? Adam astronomi sistemi kuruyor, gezegenler teorisi kuruyor. Bir sürü cebir, 3. derece denklem çözmüş bir medeniyet Mezopotamyalılar. 3. derece denklem çözmüş bir medeniyet sıfırı bilmez mi ya? Kök içinde eksi 2'yi bile biliyorlar. Kompleks sayıları bile biliyorlar. Bilmez olurlar mı? Ha, onu nasıl tanımlıyor, nasıl görüyor ona bakacaksın. Niye peki böyle bir şey yapıyoruz biz? Psikolojik. Batı ilerlediyse işte bizden aldı. Değil mi? Onun için bilim tarihi kavramı böyle çok şişedeki gibi durmuyor. Yani çok hareketli bir kavram yani. Psikolojik tarafı çok güçlü. Hem Batı Avrupa dışı toplumlar için tabii bunlar bugün kalmadı böyle ayrım yapamayız. Ben ortaya çıkış sürecini anlatıyorum ona dikkat edin. Hem de Batı toplumları için de çok ideoloji bir kavramdı bilim tarihi kavramı zamanında. O iki kültür çatışmasını çözmek ve bilimin toplumsal bir entite olarak nasıl geliştiğini göstermek açısından ve bu pozitivizmi kıran da bir şey oldu. Bir nasıl dalga oldu. Bu açıdan bunların hepsine dikkat etmek lazım. Yani lafız iki boyutlu bir bilgi verir size arkadaşlar. Herhangi bir konudaki fark etmez. O iki boyutu, üçüncü boyutu kazandırabilmek için tarihine geri gitmek zorundasınız. Yani ben seni tanıdığımda iki boyutlu olarak tanırım. Adınız neydi beyefendi? Ahmet'i ben şimdi tanıdım. Bak iki boyutlu tanıyorum. Ama Ahmet'le oturup nerelisin, ne yaptın, ne zaman doğdun, nerede okudun, nasıl okudun, ne ettin filan bütün tanıdıkça ne olur? Boyut derinlik kazanır o. Değil mi? Ya yani bir kişiyi tanımak bile onun tarihiyle ilintilidir. Bu bir fikir için, bir kavram için, bir kitap için, bir teori için, bir bilim dalı için bunu düşünün. Dolayısıyla düşüncenin derinliği tarihiyle alakalı. Anlatabiliyor muyum? Onun için çok önemli bir şey. O size sözlüğü verir, o size süreçleri verir değil mi? O size o gelişim çizgisindeki tekrarları, kurallılıkları verir. Aksi takdirde sadece tahtadaki dairenin çizimindeki o iki boyutluyla muhatap olursunuz. O dairenin derinliğini fark edemezsiniz fizikteki gibi.
Bilmiyorum anlatabildim mi meseleyi. Doğa açıdan bilim tarihi basit bir hadise değil. Onu demek istiyorum. Hala değil. Mesela bakın İngilizler uluslararası hakimiyetlerini perçinleyecek şekilde bilimi Newton'la başlatıyorlar. Mesela Descartes bilim adamı değil onlara göre. Hazırlık. Proto-science onlar. Bilim öncesi. Bilim dediği Newton'un prensibasıyla başlar. Bir bahçeden doğru. Sistemin son hali ya da sistemin daha doğrusu son hali demeyeyim de ilk formüle edildiği hani o kuralları tespit edip onu matematiksel ifade etmek diyoruz ya. O açıdan evet. Ama bunu daha büyük bir ölçüye yerleştirdiğinde Mezopotamya'ya kadar geri gidersin. O açıdan bu tabii burada şey de çok önemli. Medeniyet tarihi yazıcılığı da bir, o medeniyet masasının hemen akabinde medeniyet tarihi yazıcılığı. Nasıl başlatacağız bunu? Nereden başlatacağız? Yunan'dan başlatmak belli bir ideolojik tutumdur. Mezopotamya'dan başlamak belli ideolojik bir tutum. Bakın biz bugün her şeyi Yunan Latin üzerinden inşa ediyoruz. Ne konuşursak konuşalım. Öyle mi acaba? Ama Cumhuriyet'in ilk döneminde bu yoktu. Mezopotamya vardı, içinde Orta Asya vardı. Bu arada hocam vardı. 1826'dan sonra dedince Yunan isyanı bastırılırken Ali Paşa. Evet. Hani daha önce neydi hocam? Tabii Avrupa'da da sabahtan akşam olmuyor. Almanlar yapıyor bunu. İngilizler İslam'ı merkeze alıyorlar. Fransızlar da herkes öyle. O Yunan isyanında tabii şeyin Kavalalı'nın oğlu büyük yıkım yapınca Fransızlar Mısır'ı merkeze alıyordu. Özellikle Napolyon'un Mısır işgalinden sonraki şeyi. Almanlar bunu. Çünkü Aryan ırk teorisi geliştirildi. Aryan ırkının da tarihte geriye gittiğimizde ilk karşılaştığımız devleti Yunanlılar, o dönemdeki bilgiye göre tabii sonra Hititler çıktı falan ama sonra Yunanlılar dolayısıyla medeniyetin, yani bizi üreten medeniyetin kökü de Yunanlılar deyip Yunan merkezli bir perspektif geliştirdiler. Her şeyi Yunan'a bağlıyorsun ister istemez. Öyle yetiştiriliyoruz çünkü. Hocam ilk yıkım kampta başlamadı mı? Ney? Kampta başlamadı mı yıkım yani? Bu. Yıkım değil, yıkım diye bakma. Tarihsel olaylara yıkım diyorum ama sana göre öyle, başkasına göre de inşadır yani. Öyle bakılmaz. Neye göre yıkım, neye göre değil? Yok yok, Kant'la alakası yok. Daha geç başlıyor da. Neticede bu medeniyet tarih yazıcılığı da çok ideolojik bir şey. İslam dünyasında da mesela bununla alakalı düşünürlerin yönelimlerini tespit etmek için nereden başlattıklarına bakacaksın. İran kökenliler genelde Perslerden başlatıyor. Değil mi? O İranlı olmayanlar daha çok Keldanilerden başlatıyor. Çok ilginçtir. Yani o insanların şeyi yönelimleri bitmiyor yani. Mesela Türkler genelde Perslerden başlatırlar her şeyi. Tarihi de Perslerden başlatırız biz. Niye? Çünkü biz Persler üzerinden, yani İranlılar üzerinden Müslüman olduğumuz için. Size daha önce anlattım. Bu olumlu ve olumsuz tarafları var. Anadolu'da Türklerin erimemesinin Bizanslar içerisinde erimemesinin en nedeni, değil mi? Söylemiştim bunu. O İran Pers Roma çatışmasını da tevarüz ediyorlar. Bakın bizim Selçuklu devletlerinin ünvanlarına, sultanların Keyüster, Keykabut. Bu o gelenek yani. Hayır, o dönemde yazmış kitaplara bakın canım. Hazreti Adem'den başlar, sonra İran Akhamenitlerden getirir. Çünkü o gelenek üzerinden aldık. Tabii ama çok naif kalıyor. O Osmanlılar'da güçlü bir sese dönüşüyor. Çünkü ilk defa Osmanlılar Oğuz olmayı devletin bir rüknü, bir unsuru kabul ediyorlar. Ve Türkçe üzerinden. Bizim hiçbir devletimiz Müslüman olduktan sonra ana dil olarak Türkçeyi kullanmadı ki. Bizans kalmadığı için hocam öyle tehlikeli. Yok, Bizans'tan önce yapıyorlar bunu. Mesela Büyük Selçuklar büyük bir Türk devleti ama Farsça değil mi? İşte Anadolu Selçuklu önce Arapça sonra Farsça. Karahanlılar yani çok küçük bir devlet ve şeyde kalıyorlar. Çeperde kalıyorlar. Göktürkler zaten her şey oradan gelmekle birlikte geride kalmış. Osmanlılar yapıyor bunu. Kaç yıldan itibaren yapıyorlar? Yani kuruluşundan beri mi? Kuruluş o kadar karışık ki. Kuruluş o kadar Fatih'le başlıyor. Fatih'in divanı Türkçe. Oğlun divanı Türkçe. Vezirinin divanı Türkçe.
şiir üzerinden Türkçe, Sinan Paşa Türkçe yazıyor tabii. Fatih ile başlıyor. O Türkçe üzerine sonra tamamen ordunun dili 1502'de Türkçe'ye dönüyor tamamen. Tabii. Yani kolay değil. Sonra Türkifiye için başlıyor. Farsça mesela. Yani Farsça yaz. Önemli olan 3 yapının dili çok önemlidir. 1. Hanedanın dili. 2. Bürokrasinin dili. 3. Ordunun dili. Bu Türkçe oldu mu bitti. Sen istediğin kadar diğer dilleri kullan. Ne olacak? Devleti onlar tutuyor ayakta. Yani o dediğin doğru. Oğuz'da, Oğuz şöyle. Oğuz olmakla Oğuz zihniyeti farklı şeyler. Ben Oğuz'um ama onu bir zihniyet olarak benimsememişsen bu ilk defa Osmanlı'da kurucu bir unsura dönüşüyor. Oğuz olmak. İşte kayı olmak. Şimdi Fatih'in İstanbul'un fethinden sonra Oğuz efsanelerini tekrar diriltmesini düşün. Bu tamamen onunla alakalı. Torunun adına Oğuz ad vermesi. Torunun adı Oğuz'dur. Şehzade Mustafa'nın oğlu ölüyor. Değil mi? Yani o bir bilinci gösteriyor. İşte oğluna Uygur alfabesi şeyde Millet Kütüphanesi'de duruyor. İkinci Beyazıt için hazırladığı. Bunlar üzerine konuşmuştuk daha önce. O bir bilince dönüşmesi lazım. Yoksa yani bir soya mensup olmakla soy bilinci farklı bir şey. Değil mi? Irkçılık değil ama. Ya, ırkçılık başka bir şey. Mesela Araplarda büyük, muazzam bir soy bilinci var. Türklerde yok bu. Belki Orta Asya'da vardı ama içeri girdiğimizde bu soy bilinci gittikçe zayıflıyor. Osmanlılar tekrar bunu bir şekilde gündeme getirmeye çalışıyorlar. Çünkü az bir nüfusla geliyorsun bir de o da var yani. Karışıyorsun burada. Çok öyle fazla bir nüfusun yok. Evet arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Hocam medeniyet masası deyince insan aklına bu Avrupa Birliği geliyor. Avrupa Birliği'ni ya o başka bir... Yok onlar farklı. Şimdi bu anlattıklarımız tarihsel yapının inşası. Bugün her şey birbirine girmiş vaziyette. Yani Avrupa'daki insanlar da ne kadar bunu kabul ediyorlar, etmiyorlar. Şimdi total düşünmeyelim artık. Dünya küçük bir köye dönüştü. En kötü bildiğin ya da en zararlı bildiğin bir coğrafyada bile inanılmaz farklı düşünceler var.